futbolların adam hepinize mutlu bir gün diliyorum. Transferin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdi Kayseri Spor'un transfer gündemine bakacağız. Kayseri'de muhabirimiz Abdülkadir Paslıoğlu hattımızda. Abdülkadir hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Kevser. Hoş bulduk. Hoş bulduk yalnız ben de diyorum. Hoş geldin. Abdülkadir şimdi Kayseri'nin transfer gündemine bakacağız ama orada bir değişiklik de var aslında. Beşiktaş'tan Ali Naibi geldi. Daha önce görevden ayrılan Ali Naibi geldi ve onun tabii ki bu transfer döneminde etkisi büyük olacak. Öncelikle onunla ilgili neler dersin, sonra transfere geçelim. Evet, Kayseri Spor'da sezon sona erdikten sonra zaten Kayseri Spor adına atılan en büyük adımlardan birisi bu oldu. Bu noktada zaten Kayseri Spor'un bir boşluğu vardı. En son olarak Bülent Bölükbaşı bu görevi yürütüyordu Kayseri Spor'da. O ayrıldıktan sonra sportif direktör olarak kulübe yeni bir isim görevlendirilmemişti. Bu noktada Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı eski Beşiktaş sportif direktörü Ali Naibi ile anlaşarak görevi onu getirdi. Şu an itibariyle Ali Naibi Kayseri Spor'un sportif direktör olarak transfer çalışmalarını yürütüyor. Yürütüyor diyoruz ama şunu atlamamak gerekiyor. Şu anda Kayseri Spor'un halihazırda 2,5 milyon euro bir ödeme yapması gerekiyor. Transfer tahtasının kapalı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Şu anda transfere engel 2,5 milyon euro bir paradan bahsediyoruz. Kayseri Spor bu parayı ödedikten sonra transferlerini resmi olarak gerçekleştirebilecek. Ama en nihayetinde bizim aldığımız bilgilere göre Kayseri Spor bu rakamın ödemesini gerçekleştirecek ve transferleri yapacak. Peki transferde adı geçen isimler kimler? Takımdan ayrılacaklar kimler? Yani şunu söylemekte fayda var. Öncelikle gündemde olduğu için ben Doğan Alemdar'la başlamak istiyorum Kevser. Çünkü malum bu sezon Kayseri Spor'un en fazla gündeme gelen oyunculardan birisi Doğan Alemdar oldu. Sadece Kayseri'de değil tüm Türkiye'de ve dünyada ses getirdi. Doğan Alemdar'ın 18 yaşında ligde kalma mücadelesi veren bir takımın kalesine geçmesi ve sezonu başarılı bir şekilde tamamlaması hem Türkiye'nin hem de dünyanın dikkatlerini çeken en önemli unsurlardan birisi oldu. Tabii Türkiye'den de Doğan Alemdar'a bazı tekliflerin geldiğini biliyoruz. Özellikle Fenerbahçe oyuncuyla yakından ilgileniyordu. Volkan Demirel bizzat Doğan Alemdar'ı takip etti ama hem oyuncunun tercihi hem de kulübün düşüncesi Doğan Alemdar'ın Avrupa'ya gitmesi yönünde. Bundan dolayı da Doğan Alemdar'a Avrupa'dan gelen teklifler şu anda değerlendiriliyor. Üç kulübü söyleyebiliriz. İlk olarak Lyon'dan ciddi bir teklif geldi. Resmi bir teklif geldi Kayseri Spor'a. 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10'luk bir pay şeklinde bir teklifin geldiğini biliyoruz resmi olarak. Bununla birlikte Milan'ın ve Lille'in de bir teklifi söz konusu. Bu noktada 3 kulübün de Doğan Alemdar'la yakından ilgilendiğini söyleyelim. Ama şu anda en yakın takipte olan ve resmi teklifi Kayseri Spor'a ileten kulüp Lyon. O yüzden diğer iki kulübe nazaran Lyon'un biraz daha bu transferde daha ısrarcı ve önde olduğunu da söylemek gerekiyor. Ama belki önümüzdeki günlerde başka teklifler de gelebilir diye söyleyelim Doğan Alemdar'a. Çünkü gerçekten çok fazla oyuncunun talibi var. Bunun yanı sıra Mensah'la ilgili bir detay aktaralım. Kayseri Spor malum geçtiğimiz sezon Mensah'ı Beşiktaş'a kiralamıştı. Ve bu sezonda Mensah Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona erdiği için tekrardan Kayseri Spor'a döndü. Beşiktaş oyuncuyu almayacağını Kayseri Spor yönetimine iletti. Bu noktada tabii Mensah'ın ciddi bir mali yükü var Kayseri Spor'a. Şu anda 1.2 milyon euro civarında yıllık maaşı söz konusu. Kayseri Spor'un da hali hazırda ekonomik yapısını düşündüğümüz zaman Mensah gibi yüksek ücretli bir futbolcuyu kadrosunda tutmaya sıcak bakmıyor. O yüzden Mensah'la ilgili de hem yurt içinden hem yurt dışından gelen teklifleri de şu anda Kayseri Spor değerlendiriyor. Yurt içinde özellikle hem Kasımpaşa'nın hem Fatih Karagümrük'ün oyuncuya ilgisi var. Yurt dışından da bazı Avrupa takımlarının da takipte olduğunu biliyoruz ama oyuncunun da şu anda
Oyuncu için istenilen bonservis bedelinin de şu anda 4-5 milyon euro civarında olduğunu düşünürsek bu transferin de bir an önce çözülmesi de çok da mümkün gözükmüyor sevgili Kevser. Peki şimdi kimler gelecek Kayseri'ye? Evet, Kayseri Spor'la ilgili şunu söyleyelim. Biz de Kayseri Spor'lu yetkililerle görüşme yaptığımızda şu anda Kayseri Spor'un halihazırda 18-17 Besart Sabovic Rusya'nın Khimki takımıyla anlaşmıştı. O gitti ve 17 yabancı futbolcu kaldı. Bundan dolayı da malum Türkiye Futbol Federasyonu da yabancı kuralıyla ilgili açıklamasını dün gece itibariyle paylaşmıştı. Bundan dolayı da Kayseri Spor'un şu anda elinde oldukça fazla oyuncu var, yabancı oyuncu var. Kayseri Spor hem bu yabancı oyuncuları göndermeyi planlıyor. Bununla birlikte önümüzdeki sezon içinde yerli oyunculara daha çok ilgi göstereceğini söyleyebiliriz. Bu noktada Kayseri Spor'un ilk olarak gündemine aldığı isimlerden birisi Alanya Spor'la sözleşmesi sona eren Ceyhun Gülselam ve diğer bir isim ise Onur Bulut. Bu iki oyuncuyla Kayseri Spor şu anda görüşmelerini sürdürüyor ve bu transferlerinde Ben önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü Kayseri Spor'un yetkilileriyle yaptığımız görüşmede ben bu sinyali aldım. Şu anda iki oyuncunun transferi konusunda Kayseri Spor yoğun bir mesai harcıyor. Ama ilerleyen süreçlerde tabii ki hem yerli oyuncularla hem yabancı oyuncularla da Kayseri Spor mutlaka görüşmelerini daha da somutlaştıracaktır. Ve önümüzdeki günlerde resmi imzalarında atıldığını zaten görmüş oluruz sevgili Kevser. Son olarak Sadık Çiftpınar'ı soracağım. Onunla ilgili haberler vardı. Evet, yani şu anda zaten az önce belirttiğim gibi hem Kayseri Spor'un sportif direktörü Ali Naibi hem Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı sezon sona erdikten sonra ve bu yabancı kuralda gündeme geldikten sonra ağırlıklı olarak zaten yerli transfer gerçekleştireceklerini ifade etmişlerdi. Sadık Çiftpınar ismi de tabii ki Kayseri Spor'un listesinde olan bir oyuncu. Onu belirtelim ama bununla birlikte tabii Sadık Çiftpınar ismini birçok takım da gündemine aldı. O yüzden Kayseri Spor'a transfer olur mu olmaz mı? Şu anda onu çok öngöremiyorum ama Kayseri Spor'un listesinde olduğunu ve bu oyuncuyu da kadroya katmak için Kayserispor'un da bazı girişimlerde bulunduğunu ifade etmek gerekiyor. Ama ben Kayserispor'a Sadık transferinin zor olduğunu düşünüyorum. Peki, şahsi görüşüm. Teşekkür ederim Abdülkadir. Ağzına sağlık. Evet, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kayseri'den muhabirimiz Abdülkadir Paslıoğlu'yla birlikteydik. Yine ondan haberleri almaya devam edeceğiz transfer dönemi boyunca. İzlediğiniz için teşekkürler.